Merhaba. Bugün herkesin gözü kulağı bir kez daha Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararında. Tabii gözü kulağı dedim de eski heyecanı kaldı mı? Hani böyle her ay açıklanıyor ya, her ay gözler Merkez Bankası'na çevriliyor. Son birkaç aydır özellikle, yani belki bir senedir faizi ne yapacak, indirecek mi, kaldıracak mı, sabit mi tutacak diye. Çünkü herkes onunla yatıp kalkıyor. Ne kadar kişiyi ilgilendiriyor onu da bilmiyorum ama iktidarın dışında. Ama böyle bir onunla yatıp kalkma var. Bugün de günlerden Perşembe, işte aralığında 20'si gibi. Ve bugün saat 14'te Merkez Bankası kararını açıklayacak. Karar zaten takdir edersiniz ki çoktan verilmiştir. Yani özel bir yapıdan bahsetmiyoruz artık. Yani tamamen iktidara bağlı, Erdoğan'a bağlı, Erdoğan'ın dediğiyle ve kurma heyetinin dediğiyle hareket eden bir yapıdan bahsediyoruz. Merkez Bankası yapısından bahsediyoruz. Gelen ve giden kişilere baktığımızda da aslında bunun böyle olduğunu anlıyorsunuz. Ama tabii gelen giden kişiler arasında, onu birazdan değerlendiririm. Oraya oturduklarında dışarıdan gazel okumak kolay belki. Erdoğan'ın dediği de kolay belki. Yani pratik olarak evet. Ne yapacağız? Faizi düşüreceğiz. Faiz düştü mü enflasyon da düşer. Merkez Bankası Başkanı bunu yapmak zorunda. O da aynı söylemi yapıyor. Yani o koltuğa oturmadan önceki kişiler de aynı söylem içerisinde bulunuyorlar. Ama o koltuğa oturduktan sonra aslında onun öyle olmadığını, dışarıdan boş bir ses olduğunu anlayabiliyorlar ki Fatih Altaylı'nın bir yazısı vardı. Orada isim vermedi. Belki okumuşsunuzdur 2-3 gün önce. Bir kişinin, bir bürokratın istifasını vereceği yönünde, bekletildiği yönünde, Maliye Bakanı'na verdiği vesaire. Yani isim vermese de anlıyorsunuz. Daha sonra da zannedersem Milli Gazete'nin televizyonunda çıktı. Bunun Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu olduğu iddia edildi. Öyle midir? Öyle olma olasılığı çok yüksek. Yani siz de tahmin ediyorsunuz, ben de tahmin ediyorum. Yani konuşulan hangi isimler var şu anda? İşte bir Erdoğan var. Tabii o iktidarın başı olduğu için, ekonomi çok sıkıntılı olduğu için Ekonomi Bakanı Nebati var ve diğer taraftan da Merkez Bankası Başkanı Sayın Kavcıoğlu var. Yani o üç isimden biri Erdoğan istifa etmeyeceğine göre. Yani durum bundan ibaret. Şimdi tabii herkes, dedim ya, odaklandı. Merkez Bankası ne yapacak, indirecek mi, indirmeyecek mi? Tabii bu kaç kişiyi ilgilendiriyor. Aslında şu soruyu sormam gerekiyor size. Artık Merkez Bankası'nın faizi indirmesinin bir seksiliği kaldı mı? Veya heyecanı kaldı mı? Bence kalmadı. Yani zaten 3 aşağı 5 yukarı sabit bırakma ihtimali çok zor. Bana soracak olursanız, bir puan da olsa, yarım puan da olsa düşürecek. Çünkü Erdoğan'ın Arnavutluk'tan gelirkenki açıklamalarına baktığınızda, Sayın Nebati'nin açıklamalarına baktığınızda indirileceğini, faizin düşürüleceğini anlıyorsunuz. Yani düşürecek, başka çaresi yok. Bunu yapacak, ama 25 puan, ama 50 puan, ama 1 puan yapacak bunu. Yani neticede yapmaması mümkün değil. Bu ay yapmasa bile önümüzdeki ay yapacak. Yapmadığı zaman zaten o koltuğu terk edecek. İstifa ediyorlar bir de kibar bir dille. Veya Erdoğan istifa etmelerini istiyor. Şimdi şöyle bir baktım. Aslında nereden nereye varacağım? Faizi istediğin kadar indir. Bugün herhalde %14. Ve öğlenliğinde yeni faiz oranı, politika faizi belli olacak. İndirsen ne olacak? Faizi indirsen, %10 yapsan, %5 yapsan, dibe çeksen ne fark eder? Çünkü vatandaşın alım gücünü yok ettiniz. Vatandaşın gelirini yok ettiniz. Vatandaşın gelirinden elde edilen tasarrufu yok ettiniz. Siz faizi indirseniz ne olur, indirmeseniz ne olur? Vatandaş bir şey alamadıktan sonra. Şimdi şöyle bir baktım. Mesela bugün bir haber vardı. Benzinde biliyorsunuz 46 kuruş zam geldi motorinden sonra ve önüne geçemiyorlar, ama yeter artık yani. Sadece benzin değil, elektrik, doğalgaz, gıda fiyatları yeter. Ve birilerinin yeter demesi gerekiyor. Sadece ona ve iktidarın yönetimine muhalif olan kesimin değil, MHP, yani Cumhur İttifakı seçmeninin de hayır demesi gerekiyor. Artık yeter demesi gerekiyor. Yeter demediği müddetçe gemi azıya alacaklar. Yeter demediği müddetçe yapmaya devam edecekler. Ve maalesef bunun tüm sıkıntısını yurttaşlar çekiyor. Herkes çekiyor. Mesela benzine 46 kuruş zam geldi.
bir yılda, not aldım buraya, bir yılda %94 sadece benzine gelen zam, %94. Motorin de yani mazot da 3 aşağı 5 yukarı ayrı, aynı. Gelelim tarıma bakalım. Tarımda durum çok farklı değil. Eğer çiftçi bir tanıdığınız varsa sorabilirsiniz. Yine bir yıldan bahsediyorum. Zirai ilaca gelen zam oranı ortalama zirai ilaç %200 civarında. İstatistiklerde bu var. Sizler de kontrol edebilirsiniz. Güncelleyebilirsiniz. Konuşabilirsiniz de bundan ızdırap duyan insanları, yakın çevrenizde çiftçileri, bahçecileri, hayvancıları. Gübre, bildiğin klasik gübreden bahsediyorum. Bir yılda gübreye gelen zam %300 civarında, ortalamasından bahsediyorum. Hayvancılık, yem aldı başını gidiyor. En son zam oranı, elektriği zaten doğalgazı saymadım. Herkes elektrik ve doğalgazdan sistem ediyor. Faturam henüz daha gelmedi. Ben de merakla bekliyorum o faturada ne kadar geleceğini. Orada zaten çok büyük fahiş fiyatlar var. Doğalgaz öyle, elektrik öyle. Bu sadece yani Ocak ayında yaşadığımız, önümüzdeki aylarda neler yaşayacağız bilmiyoruz. Neler göreceğiz, hangi zamları yaşayacağız onu da kestirmek zor ama gelecek, devam edeceğini biliyoruz. İlaç, eczanelerde satılan ilaç, onlar da zam oranlarının açıklanmasını bekliyorlardı. İşte Ankara İlaç Eczacılar Odası Başkanı'nın bir açıklaması var. 100 ilacı ortalama %30 ile %35 arasında zam geldi. Bu da hepimizi ilgilendiriyor. Yani tüm toplumu ilgilendiriyor. İlaç da ayrı bir konuydu. Şimdi tabii bir de gıda enflasyonuna bakmak gerekiyor. Ülkede gıda enflasyonu ne kadar? Bunları neden anlattığımı birazdan iki cümleyle sonunda, finalinde geçeceğim zaten neden anlatmak istediğimi. Aylık enflasyon %36 civarında. Özür dilerim, yıllık enflasyon %2021'i %36 ile tamamladık. Şimdi 2022'deyiz. Düşeceğini söylüyor Cumhurbaşkanı Arnavutluk gezisinde. Ben inanmıyorum. İnanmıyorum, 30 kere de düşecek deniyor. Doğru söylemiyor. Doğru konuşmuyorlar ve bu ortamda hiç olumlu bir gidişat yok, olumlu bir ışık yok. Siz diyorsunuz ki enflasyon düşecek, faiz de düşecek, enflasyon da düşecek. Güzel bir yıl olacak 2022. Hayır, beni kandıramazsınız. Güzel bir şey yok çünkü, güzel olan bir şey yok. Sonucun güzel olabilmesi için arkadaşlar güzel bir şeylerin olması gerekir. Olumlu bir şeylerin olması gerekir. İnsanları heyecanlandıracak, insanları evet doğru söylüyor, gerçekten güzel bir şeyler oluyor diyebilecek bir şeyler olmalı ki sonunda enflasyon düşsün, insanların cebinde para kalsın. Bence doğru konuşmuyorlar. Hiç de inandırıcı değiller. Sadece siyaset yapıyorlar. Gıda enflasyonu, dünyada gıda fiyatları gerilerken Türkiye'de gıda enflasyonu aylık, geçen aydan bahsediyorum, 15,99. Yani %16 civarında bir gıda enflasyonu. Herhalde lideriz gıda enflasyonunda. Bize ilkokulda, ortaokulda, bizim zamanımızda öyle derlerdi. Klasik bir cümleydi. Ondan paylaşıyorum. Siz de hatırlayacaksınız. Kendine yeten 7 ülke. Belki kendine yetebiliyoruz şu anda. Evet, bazı şeyleri ithal ediyoruz. Ama yetebildiğimiz halde gıda enflasyonunun %16 olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Marketlerde çok değil, bir süre öncesine kadar hala daha var. Marketlerde sayıyla, sınırlı sayıyla satılan ürünler vardı. Sınırlı sayıyla satılan malzemeler vardı, yiyecekler vardı. Türkiye bunu da gördü maalesef. İşte bakın, böyle bir ortamda her şeye zam varken siz istediğiniz kadar faizi %14 değil, %10 yapsanız da bugün Erdoğan'ın talimatıyla yüzde kaça ineceğini göreceğiz. %10 değil, %1 yapsanız, %0 yapsanız bile faizi, siz geliri arttırmadıktan sonra, insanların cebinde para bırakmadıktan sonra, harcayacak bir para, tasarruf bırakmadıktan sonra faizi sen %14'te tutsan ne olur? Faizi %10'a getirsen ne olur? Veya bırak onu %5'e getirsen faizi ne olur? Çünkü insanlar artık para harcayamıyorlar. İnsanlar günlük yaşıyorlar. İnsanlar paralarını yetiştiremiyorlar bu zamlardan dolayı. Ve işte işçiye asgari ücret %50 verildi ama yapılan oranları görüyorsunuz, zam oranlarını, zaten o %50 gitti. Şirketlere bakıyorsunuz, özel şirketlere, çok tanıdığım şirketler de var. Sadece bir tane geçtiğimiz günlerde bir iş bankasını okudum. O da mağdur etmeyecek şekilde vermiş ama diğerleri %15, %20, çoğu %10 civarında zam veriyor böyle bir ortamda. Siz bu insanlardan
neyi bekliyorsunuz? Alışveriş yapmasını mı? Araç almasını mı? Veya ne bileyim ev konut almasını mı? Tüketici kredisi almasını mı bekliyorsunuz? Olmaz. Çünkü insanlarda para yok. İnsanları yoksullaştırdınız, yoksullaştırıyorsunuz, fakirleştiriyorsunuz. O yüzden faiz %14 değil, %10 olsa, 0 olsa ne yazar? Ha, borçlanma faiziniz belki düşecektir yurt dışından aldığınız veya ne bileyim işte yaptığınız anlaşmalar var. Belki oralara destek sağlayacağınızı düşünüyorsunuz. Ama vatandaşı ilgilendirmiyor. Çünkü vatandaşın harcayabileceği bir para yok. Onun için bugünkü faiz oranı beni çok fazla ilgilendirmiyor. O parası onalı ilgilendiriyor. Yani parayla para kazananları ilgilendiriyor. %10'a da çekse, %5'e de çekse maalesef vatandaş harcayamadıktan sonra, tüketmedikten sonra siz istediğiniz kadar faizi dibe çekin. Faizi indireceğim, enflasyonu düşüreceğim deyin. Tüm ekonomi kitaplarının veya ekonomi profesörlerinin dediğinin aksine hiçbir şey olmaz. Siz farkındasınız aslında bunu, yönetenler, Erdoğan iktidarı. Siz farkındasınız ama yapacak bir şey yok. Elden bir şey gelmiyor. Bakın faizi indiriyorsunuz ama daha işte bu yayını yapmadan önce şöyle bir bakayım dedim. Kredi oranları neymiş? İhtiyaç kredisi, tüketici kredisi, taşıt kredisi, ticari kredilerde dahil hepsi aylık %2'nin üstünde. Çok az şöyle bir 1.99 falan var. Kim alır bu devrede bu faizlerle bankadan para kullanır? Parası mı var milletin? Millet kendi karnını doyurmaya zor para buluyor. Elektrik faturasını, doğalgaz faturasını, su faturasını, gıda harcamasını yetiştirmekte zor para buluyor. Faizi indirsen ne olur? Pardon, özür dilerim. İndirsen ne olur, indirmesen ne olur? O yüzden benim için çok fazla bir heyecanı kalmadı faizin. Büyük bir ihtimalle indirecek ama hiçbir seksiliği, hiçbir heyecanı da kalmadı. Millet harcayamadıktan sonra son sözüm o. Faiz %0 olsa ne yazar? Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.